Hepinize güzel bir gün diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Bugün 23 Nisan. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram. Tabii altındaki imza Mustafa Kemal Atatürk. Her ulusal bayram bizim için çok önemli, çok kutsal. Biliyorsunuz biz bu yürüyüşe 19 Mayıs 1919'da başladık. Sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Kurtuluş Savaşı sırasında da hep açık kalan meclis bütün kararlarını kendisi çıkarttı. Uygulayıcı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Sonra Zafer Bayramı'nı kazandık 30 Ağustos'ta. Ev sahibi Genelkurmay Başkanı'ydı. Daha sonra Cumhuriyeti ilan ettik 29 Ekim 1923'te. Ev sahibi Cumhurbaşkanı oldu. Sevgili izleyicilerimiz, ulusal bayramlarımızın önemi her geçen gün daha fazla arttı. Bunu nereden anlıyoruz? Anıtkabir'e olan ziyaretlerden. Türkiye sıkışmıştı. Türk halkı kesin olarak Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e bağlılığını ortaya koyuyordu. Aslında herkesin böyle yapması gerekirdi, siyasilerin de. Ama bizde durum biraz farklı. Siyaset kendi kabuğu içerisinden çıkamadığı konularda Atatürk'e sığınmaya başladı. Ama ondan önce Atatürk'ü hatırlayan yoktu. Peki bu nasıl bir durum? Çünkü Türkiye'deki siyasetçiler devleti yönetmekten çok insanları yönetmeyi ön plana aldılar. Bundan kastettiğim olay şudur. Her siyasetçi dünyanın her yerinde, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da devletin yazılı kurallarını uygulayarak halkı refaha ulaştırmaya çalışırlar. Ama Türkiye'de böyle değil. Devlet erk ele geçirildikten sonra bireyler için kullanılmaya başladığı zamanlar oldu. İşte o zamanlarda da kaybettiğimiz anlar. Atatürk sadece başı sıkışıldığı zaman müracaat edilecek bir yer değil. Atatürk sulh sırasında da, yapısal özelliği ortaya koyduğu anlarda da her zaman hareketlerine ona göre ayarlamanın büyük ama çok büyük faydası var. Biz bunu böyle yaptık mı? Hayır, yapamadık. İşte bu nedenle başımız çeşitli zamanlar hem içeride hem de dışarıda belaya girdi. Şimdi şunu çok açıklıkla düşünmeliyiz. Biz Türkler aslında mucizevari işler yapan bir topluluğuz. Bunu her yerde gösterdik. 1915'te Çanakkale'de, 1919'dan sonra 23'te Cumhuriyet ilan edilene kadar Kurtuluş Savaşı'nda. Devrimleri yaptığımız zaman içerideki düşmanlarla uğraştığımızda. Kimsenin yapamaz dediği şeyleri çılgın Türkler yaptı. Gerçekten biz çılgınız. Fazla uzağa gitmeyin. FETÖ olaylarını hatırlayın. Bütün Türkiye her melatin ardından FETÖ'yü ararken mevcut iktidar bunlara inanmadı ve bir tek şeye sığındı. Başları secde gören insanlar bize ihanet etmezler. Ama ne yazık ki ettiler. Sonra ne oldu? Düşünün bakalım. Balyoz Ergenekon. Oldu mu? Oldu. Amirallere suikast. Oldu mu? Oldu. Oda TV davası. Oldu mu? O da oldu. Mahkemeler karar verdi. Dikkatinizi çekmek istediğim şey Balyoz ve Ergenekon kararları. 15. Ağır Ceza Mahkemesi bakıyordu buna Ankara'da ve kararını açıkladı. Neydi karar? İçeride bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün mensupları tek kişi ayrılmadan hepsi ceza yedi. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 26 sene, 30 sene Türk halkı şaşkındı. Nasıl olsa Yargıtay bozar dedi. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay çok kısa bir sürede cevap verdi. 15. Ağır Ceza Mahkemesi haklı. Eyvah, herkes yandı kütüm elde ederken işler birdenbire değişmeye başladı. İktidar mensupları başları secdeye değer bize zarar vermez dedikleri yapının karşısında dikildi. Ve 15 Temmuz harekatından sonra bir de baktık ki FETÖ gümlemiş. Neden? Hem de iktidar kendisini desteklerken nasıl olur bu? İşte çılgın Türkler. Mahkeme karar veriyor, Yargıtay onuyor, ondan bir müddet sonra kumpas var deyip içerideki bütün asil Türk subayları dışarıya çıkıyor. Bunu ancak biz başarırız. Başka bir ülkede böyle bir şey olmaz.
Zaten başka bir ülkede satılık hukuk olmaz. Başka bir ülkede içine sızdırılmış emniyet olmaz. Başka bir ülkede kendi silahlı kuvvetlerini bombalamaya tabi tutacak bir yapı olmaz. Neydi Ergenekon'un başlangıcı? Çok basit. Türk subaylar, yani genelkurmay, önce Fatih'teki bir camiyi bombalayacak. Ondan sonra Yunanistan'la harp durumuna gelecek. Sonra da Türkiye sıkıştı deyip ordu idareye el koyacak. Buna kargalar güler. Nitekim güldü. Sonu tuhaf bir şekilde geldi. Artık FETÖ'nün kalleş, şerefsiz, adi bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Ama bunu milyonlarca Türk insanı biliyordu zaten. Bilmeyenler sadece FETÖ'nün etrafından nemalananlardı. Onlar da sonunda FETÖ'yü halini ilan ettiler. Ama çok geçti. İşte çılgın Türkler şunu başardı. Bir dakika arkadaş, dur dedi. Bu yaptığın iş yanlış dedi. Bu yanlışa kim ortak olursa olsun sonunda cezasını çekecek dedi. Evet, silahlı kuvvetlere zarar verdiler. Emniyet teşkilatına zarar verdiler. Hukuk sistemine zarar verdiler. Bunlar yatsınmaz gerçek. Yapıldı. Ama sonunda biz bunları bertaraf etme durumuyla karşı karşıya kaldık. Edeceğiz de. Hep yayınlarda söylüyorum. Her ne kadar zamanın başbakanı, zamanın cumhurbaşkanı FETÖ ile bir arada gibi gözükse de aslında birbirlerini hiç ama hiç sevmiyorlardı. FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıkınca bu sefer tuhaf işler oldu. İktidar işine gelmediği bir olayda herkesi FETÖ suçlamasının altına aldı. Bu da yetmedi. PKK ile işbirliği var diye işin daha açığı ortaya bir beka sorunu çıkarttı. Oysa beka bir ülkenin geleceğinin tehlike altında olmasıydı. Bu bir anda olmazdı. Her zaman beka sorunu vardır. Çünkü Türkiye 780 bin kilometre karelik toprağını her zaman korumakla zorunludur. Pazar günü, geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şehit cenazesine katılmak için Çubuk'a gitti. Oradaki olaylar hepinizin malumu. Ama iş döndü dolaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adamın soruşturmasına geldi. Adam aynen şunları söyledi. Gazetelerde ve televizyonlarda gördüğüm ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sebep verdiği PKK ve FETÖ suçlamalarından etkilendim. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attım. Duruma bakar mısınız? Bağımsız olmayan bir medya, bağımsız olmayan bir televizyon kuruluşu, bağımsız olmayan ve çoğu zaman ne yaptığını bilmeyen emniyet güçleri işi Kemal Kılıçdaroğlu'na yıktı. Allah aşkına, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cü, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'lı olur. Oysa bunu söyleyenler haburu hazırlayanlardı. Evet, hazırladılar. Bunu söyleyenler Dolmabahçe'de masa kuranlardı. Evet, kurdular. Bunu söyleyenler zamanında bütün milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen şimdiki cumhurbaşkanıydı. Aklımızı başımıza tam demokrasi için toplamak zorundayız. 50 yılında çift partili hayat semeresini verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden kopan bir grup Demokrat Parti'yi kurdu. Ve o kurulan yapı 10 sene Türkiye'yi idare etti. 10 yıl. Tam 10 yıl. Hazine para doluydu hem de o şartlarda. Yani 2 dolar 1 liraydı. Daha açıkçası 1 lira verdiğiniz zaman 2 dolar alıyordu. Ama 1959 senesinde 1 dolar 9 TL oldu. 1 dolar 9 TL oldu. Eğer Atatürk'ün bahsettiği tam bağımsız Türkiye olacaksa önce güçlü bir ekonominiz olacak. Bir yere bağlı olmayacaksınız. Sonra ne olacak? Hiç kimseye bağlı olmayan güçlü bir silahlı kuvvetlerimiz olacak. 780 bin kilometre kareyi korumak dilde kolay ama aslında o kadar kolay değil. Sonra ne olacak? Sonra hukuk sistemin demokratikleşme yapısında ön plana çıkacak.
Yani dünyada kabul edilmiş olan insan hakları evrensel beyannamesini tam uygulayacaksınız. Kişilerin özgürlüklerini tam uygulayacaksınız. Mahkemeler karşısında kendilerini savunma müddetlerini tam olarak vereceksiniz. Bunları veremezseniz tam demokrat olamazsınız. Olma şansınız da yok. Çünkü bizim demokrasi gençliğimiz çok yeni. 1950, yaklaşık 70 yıl. Bakalım İngiltere'ye tam demokrasi var mı? Var. Kaç yılında başlamış bu mücadele? 1214 Magna Carta. Fransa'da tam demokrasi var mı? Orada da var. Mücadeleleri 1789 Fransız İhtilali ile başlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam demokrasi var mı? Evet var. Mücadeleleri 1776'da başlamış. Bu sene içerisinde, bu seneler içerisinde demokrasi uğruna çok insan ölmüş. Çok ama. En nihayetinde oturup orta yolu bulmuşlar. Neyle bulmuşlar? Anlaşarak, uzlaşarak. Peki bizde böyle mi? Bizde böyle olması mümkün değil. Niye? 1950'de iktidar devredilmiş. Devrin en güçlü adamı İsmet İnönü, ordunun kendisine isterseniz paşam idareyi vermeyelim demesine rağmen idareyi Demokrat Parti'ye devretmiş. Gerekçesi neydi İsmet İnönü'nün? Seçimle gelelim, seçimle gidelim. İlk demokratik adımlar. Öyle de oldu. 60 senesinde işin şekli değişti. Ordu mevcut siyasal iktidara müdahale etti. Doğru mu? Hayır, doğru. Çünkü seçimle gelen seçimle gitmedi. Seçimle gelen silahla gitti. Herkesin kendilerine göre haklı nedenleri vardı. Ama demokrasideki haklı neden demokrasiyi işletmekten geçer. 1961'de yeniden seçimler yapıldı. Bu yapılan seçimlerin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi istediği oyu alamadı. Yeni kurulmuş Adalet Partisi çok daha başarılı oldu. 1965'te Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi iktidar oldu. 69'da daha oy farklı oyla iktidar oldu. Ama Türkiye'de bir şey durmuyordu. Yine seçimle gitmedi Süleyman Bey. Bu sefer 12 Mart 1971 muhtırası verildi. Muhtıra verilince Süleyman Bey'e dediler ki şapkanı al ve git. Süleyman Bey de o şapkayı aldı gitti. Giderken de şunu söyledi. Dönüşte yine bu şapkayla geleceğim. 1973-77 seçimleri ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bülent Ecevit'in önderliğinde en fazla oyu kazanan parti olmasını sağladı. Ama o zaman seçim sistemi değişmişti. Çoğunluktan nispi temsile geçmiştik ve Cumhuriyet Halk Partisi 77 seçimlerinde %41,2 almasına rağmen tek başına iktidar kuramadı. Gidişat yine iyi değildi. Üstümüzde hem IMF baskısı vardı, hem de ekonomi yine kötüye sarmıştı. 1980'de bir darbe daha yedik. 12 Eylül 1980'de. Bu darbe her gün sokakta 25-30 gencimiz öldürülüyordu. Evet, doğru, öldürülüyordu. Bu darbeyi en meşru hale getiren olay da zaten kendi aramızda paylaştığımız ülkücüler devrimciler kavgasıydı. Ülkücüler devrimcileri komünist, devrimciler de ülkücüleri faşist olarak niteliyordu. Darbe yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdi. Konsey bütün partileri kapattı. Yeni partiler çıktı. Bunlardan birisi Anavatan Partisi'ydi. Başkanı Turgut Özal'dı. Seçimler 5 Kasım'da yapılacaktı, 1983'te. 4 Kasım'da ihtilali yapan Kenan Evren bir demeç verdi. Oyunuzu sakın ANAP'a vermeyin. İşte ANAP bu cümleden sonra iktidarı garantiledi. Yine seçimle gelip seçimle gitme yok. O günden bugüne kadar gelen olaylar Türk siyasetini hep ama hep kutuplaştırdı. Hiçbir başbakan, hiçbir siyasetçi bir ikisi hariç devleti düşünmüyordu. Herkes kendi yandaşlarını düşünmeye başladı. Ta ki bu 2002 seçimlerine kadar devam etti. Biraz sonra sizlere 2002 seçimlerinden sonra ülkedeki siyasi konjonktürü anlatacağım. 2002 seçimleri
aşağı yukarı siyaseti takip eden insanların düşüncelerine yakın çıktı. Birinci parti, bir sene önce, 9 ay önce kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi, %34,7 oyla birinci parti oldu. Parlamentonun %65'ini elde etti. Yani 4 milletvekili daha çıkartsaydı, parlamentoda anayasayı değiştirme hakkına sahip olacak 367 milletvekiline ulaşmış olacak. İkinci parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Deniz Baykal yönetimindeki parti 19,80 oy aldı ve o da muhalefetin %65'ini çıkardı. 178 milletvekiline ulaştı. Ortada bir gariplik vardı. Temsil hakkı kalkmıştı. Çünkü %10 barajını Doğru Yol Partisi 0,5 puanla aşamadı. Aşsaydı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yaklaşık 70 milletvekili kayıp olacaktı. Milliyetçi Hareket Partisi %8,5 oy aldı. O da aşamadı. Baraj altında kaldı. Oranın milletvekillerinde birinci çıkan parti aldı. Aslında durum iyi değildi. Ama herkes şu yalanın arkasına sığındı. Artık tek parti iktidarı olacak. AKP'liler de bunu şey yapıyordu, pompalıyordu. Biz bu ülkeyi güllük gülistanlık yapacağız. Türk halkı beklemeye başladı. 2002 seçimlerinden sonra ikinci cumhuriyetçiler, kendilerini öyle adlandırdılar, birinci cumhuriyetin nesi eksikse, ortaya ikinci cumhuriyetçiler çıktı ve AKP'yi destekledi. Sonra bir grup daha çıktı, yetmez ama evetçiler. Bunlar da AKP'yi destekledi. Sosyal demokrat tabandan 7-8 tam hatırlayamıyorum belki 10 milletvekillerini kendi bünyelerine aldılar. 2007 seçimlerine kadar iş fena denilmeyecek seviyede gitti. Ama 2007 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri devreye girince Ahmet Necdet Sezer'in görevi bitmişti. Biraz tartışma oldu falan ama Recep Tayyip Erdoğan istemeye istemeye Abdullah Gül'ü aday göstermek zorunda kaldı. Meclis şu hale geldi. Cumhurbaşkanı AKP'li, Başbakan AKP'li, Meclis Başkanı AKP'li, o zamanki protokole göre 4. sırada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da Deniz Baykal'dı. Ondan sonra iş tavsadı. Artık partinin içindeki sosyal demokratlara yol görünmüştü. İkinci cumhuriyetçiler ellerini kafalarına vuruyordu. Biz ne yaptık? Nasıl oldu da bu partiyi destekledik? Onlar da geriye döndüler. İkinci cumhuriyetçiler hepten toz oldu. Sene 2007'den sonra. Tehlike çanlarını AKP şöyle duymaya başladı. Yani biz buna FETÖ'nün ayak sesleri diyoruz. Hemen FETÖ'cüler başbakanın etrafına en kritik noktalara kendi adamlarını yerleştirmeye başladılar. İlk işleri başbakanın ne yaptığını herkesten önce öğrenmekti. Ve bunu da başardılar. Emniyetten, silahlı kuvvetlerin içinden, hukukçulardan bu desteği aldılar. 2008 yılına gelindiği zaman artık iş şöyle çığırından çıktı. Mahkeme safahatları başladı. Ama hiç kimse mahkemelerin sahte mahkeme olduğunu bilmiyordu. 2008 senesi Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından biridir. Çünkü yargı el değiştirmişti. Yargının kime ihtiyacı var? Kolluk kuvvetlerine. Kolluk kuvvetleri de el değiştirdi. Herkesin evi basılıyordu. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bu ülkede terör örgütünün başı diye tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı bahsettiğimiz isim. O da kuzu kuzu teslim oldu. Ordu gerçekten şaşkındı. İçeriden ses çıkmıyor. Ama sonra çıkan olaylardan öğreniyoruz ki FETÖ'nün 28 yılda harp okullarından başlayarak devam ettirdiği subaylar, yine o tarihte asubaylardan başlayarak devam eden asubaylar grubu
artık FETÖ'nün elindeydi. İş şu noktaya gelmişti. Atatürkçü bir yüzbaşı, başçavuş bir FETÖ'cüye danışmanlık yapıyordu neredeyse. Çünkü harp okullarındaki Atatürkçüleri atıyorlardı. Yalanla, bezdirerek, korkutarak artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içi boşalmıştı. Ama unuttukları bir şey vardı. Burası Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Burası Libya değil, Pakistan değil, Fas değil, Cezayir değil, Irak değil, Suriye değil, Mısır değil. Biz bunların hiçbirine benzemeyiz, hiçbirine. Ne dedik az önce? Çılgın Türkler. Ordunun içinde de çılgın Türkler vardı. Bir dakika dediler. Burada gerçek anlamda bir hayasızlık var. Gerçek anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri pasifize ediliyor. Bunu başbakanı anlatana kadar, devrim başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, çok zorlandılar. İş, ta ki FETÖ'nün artık ben her yeri ele geçirdim, sıra geldi hükümeti almaya dediği ana kadar. Oysa bu ana gelene kadar Atatürkçü subaylar hep ikaz ettiler. Bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Gelen genelkurmay başkanları da fos çıktı. Yine bir programda söyledim, burada yine söylüyorum. Hilmi Özkök'ten şimdiki genelkurmay başkanına kadar bütün genelkurmay başkanları benim nezdimde yok hükmündedir. Atatürk'ün subayı öyle yapmaz. Atatürk'ün subayı darbe yapmaz. Ama Atatürk'ün subayı kendi silahlı kuvvetlerini ve ülkesini korur. Nasıl korur? Anlatarak, bıkmadan, usanmadan, istihbarat bilgilerini kendi alarak, kimin FETÖ'cü, kimin FETÖ'cü olmadığı belli değilmiş, belli. Deniz Albay Ali Türkşen bunu çok açıklıkla söyledi. Adam nereden ceza yedi? Bir amirale selam vermemekten. Sordular, niye amirale selam vermedin? O benim amiralim değil dedi, o FETÖ'cü bir amiral dedi. Adamın orada evine girişini yasakladılar. Sonra utanmadılar. Bunun FETÖ'cü dediği amirali alıp içeri tıkmadınız. Tıktınız. Niye? İş size döndüğü için. Ergenekon balyoz davalarında içerideki kepazelikten utanmadınız. İnsanlar öldü. Çocuklara ağlaştı. Çocuğu kazayla ölen rektöre şans tanımadılar. Utanmadınız mı? Türkan Saylan'a yaptıklarınızdan utanmadınız mı? Ali Tatarer'e yaptıklarından utanmadınız mı? Albay Murat'a yaptıklarından utanmadınız mı? Kutlisi Bey'e yaptıklarından utanmadınız mı? Hayır. Bir tek cümle. Bir tek cümle. Bizi de kandırdılar. Oldu bu kadar kolay. Her şey oldu. İnsanlar öldü. Mağduriyetleri üst üste bindi. Sonra çıktık dedik ki bizi de kandırdılar. Devlet adamı kanmaz. Devlet büyük bir mefkuredir. Devlet yalan söylemez. Devlet yalan söylemez. Ama ikinci büyük özelliği devlet asla ve asla yalan söylemeyeceği gibi kendinle şaka da yaptırmaz. Devletle şaka olur mu ya? Hepimiz her şeyimizi ona bağlamışız. Ne diyor devlet? Anayasanın emrine göre ben vatandaşlarımın güvenlik, sağlık ve eğitiminden sorumluyum. Güvenlik el değiştirmiş. Sağlık el değiştirmiş. Eğitim 40 parçaya bölünmüş. Her gelen eğitim bakanı yeni bir şey çıkarttı. Artık aileler çocuklarının ilkokulda, ortaokulda, lisede kaç sene okuyacaklarını yazımı turamıyla buluyorlar. Peki bunlardan da mı utanmadınız? Hayır, utanmadık. Utanılmadı. Dünyada biz eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde hasta adam diye anılıyorduk. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu döneminde ne yaptıkları belli olmayan bir topluluk olarak. Nasıl başa çıkacağız? Ne yapacağız? Yapacağımız tek şey şu. Herkes eline Atatürk'ün nutkunu alacak, hatmedecek. Nereden nereye gelmişiz? İki sayfa Atatürk'ü okumayanlarla
İki sayfa Kur'an-ı Kerim'i elleyememiş olanlar kendi aralarında kavga ediyorlar Türkiye'de. Atatürkçüsü, ben Atatürkçüyüm diyor ama Atatürkçü değil. Kemalizm diye konuşulan bir yerde Atatürk olmaz. Atatürk bütün rezimleri reddetmiş bir adamdır. Ne diyor? İzim, hangi izim olursa olsun, zaman içerisinde çürür ve yok olur. 1932 yılında Atatürk diyor ki, işte diyor 80'li yılların sonlarına doğru komünizm diyor devrilir. Kaçta devriliyor? 89'da. İkinci Dünya Savaşı'nda faşistler büyük başarı kazanır gibi olur, yıkılır. ABD müdahale ettiği zaman yıkılır. Kaçta yıkılıyor? 1945'te. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda. E senin böyle bir liderin var. Buna kulak asmayacaksın. Sonra geri zekalı bir adamın yaptığı gibi şeyde Fidel Castro'nun karşısında biliyor musunuz bizim gençlik Che Guevara'yı örnek aldı dedi. Castro güldü. Siz dedi manyak mısınız lan? Che Guevara dedi Atatürk'ü örnek aldı dedi. Bu acı durum, bu komedi sentimental durum hiç kimsenin umrunu olmadı çünkü kimse okumuyordu. Dünyada ne oluyor? Türk halkına veriyor. Türkiye'de ne oluyor? Türk halkının yine haberi yok. Bu komik durumdan çıkmanın bir tek yolu var. Bir dahaki bölümde bu yolu anlatacağız. Şimdi o yol ne? Bunların hepsi demokrasi deneyimlerinden ortaya çıkıyor. Kifayetsiz bir muhalefet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet o. Hiçbir şey yapamıyor. 2010'da el değiştirdi. İğrenç bir kasent kopmasından sonra Deniz Baykal ayrıldı. Tekrar belki geri dönebilir mi açık bırakmak kaydıyla. Ayrıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başa geldi. Şimdi size bir olay anlatıyorum. Yıl 1999. Hani CHP'nin baraj altında kaldığı zaman. Seçimler bitti. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalmıştı. Genel başkanları Deniz Baykal'dı. Seçim sonuçlarının Antalya bölümünü sizlere veriyorum. Antalya'yı. Deniz Baykal biliyorsunuz Antalya milletvekili. Antalya'da Deniz Baykal'ın aldığı oy %12. CHP'nin Türkiye genelinde aldığı oy %8,5. Ama Antalya'da aynı sene hem il idare hem de milletvekili seçimleri var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimi var. O zaman hiç ismini bilmediğim bir bey, Cumhuriyet Halk Partili, %24 mi %26 mı oyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Sonuçlara baktım. CHP baraj altında kalmış. Bekir Kumbul diye birisi 20 küsür seneden sonra Antalya'da belediye başkanı seçilmiş. Bunu en salak siyasal stratejistler bile adamın kendi başına kazandığını anlar. Zaten partisi %12 oy almış genel başkanı. Ama belediyede %24-25 oy almış. Çok merak ettim. Bir umut dedim bu. Bir lider arayışı dedim. Kim bu adam? Adama baktık kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan. Adam bir yörük. Antalya'da doktorluk yapmış. Genel ortopedist. Adama bir daha baktık. Adam çadırda doğmuş. 1950 senesinde çadırda. Ondan sonra okumuş. Üniversiteye gitmiş. Operatör doktor olmuş. Ortopedist olmuş. Antalya'da çalışmış. Kime sorarsan Bekir Kumbul diyor. Ve bu adam belediye başkanı oluyor. O zaman dedim ki, her hayırda bir şer vardır. CHP baraj altında kaldı ama bir de lider kazandı. Bekir Kumbul'dan kimsenin haberi yok. Bekir Kumbul belediye başkanı olmuş. Sonra bu adamla tanıştım. Ona şu soruyu sordum. Size hiç genel başkan gelip, ya Bekir aynı ildeyiz.
Ben %12 aldım, sen %24-25 aldın. Ne yaptın da sen bunu aldın? Bana bir anlat diye sordu mu dedim. Adam güldü. Siz de çok iyi niyetlisiniz dedi. Bizde dedi genel başkan böyle şey sorar mı dedi. Peki dedim ondan sonra dedim genel başkan Antalya'ya geldi mi dedim. Geldi dedi. Ne yaptınız, ilişkiniz nasıl? O bana talimat veriyor dedi, bunu böyle yap, bunu şöyle yap. Sonra 2004'te yine genel seçimler var. Ve bu adam 2004'te aday gösterilmedi CHP'den. Dikkatinizi çekiyorum. 2004'te aynı adam aday gösterilmedi. Sağlık sorunu yok. Hırsızlık yok. Namussuzluk, şerefsizlik yok. Ya adam hakikaten şunun için aday gösterir. Ya sen bizim bayrağı 1999'da Antalya'ya diktin. Bir yoluna devam et bakalım. O günden bugüne Bekir Kumbul kayıp. Hep ne diyoruz? Türkiye parayla batmaz. İnsan kaybetmeyelim. Ama aynı Bekir Kumbul. Günde iki kere falan konuşuyoruz en az. Yine partisi için çalışıyor. Yine partisi için didiniyor. E böyle bir parti nasıl Türkiye'de birinci parti olacak? Bu bana şeyi hatırlattı. Ekrem İmamoğlu'nu. Şimdi İstanbul gibi bir yerde Ekrem İmamoğlu kendi dirayetiyle, kendi aklıyla, kendi halka dokunuşuyla seçildi. Yürekten kutluyorum. Bakalım, şimdi adamı 5 sene sonrasına ilan etmeye başladık. Geleceğin Cumhurbaşkanı. Kafanızı çalıştırın, kafanızı. Eğer biz yine böyle geleceğin Cumhurbaşkanı Türkiye'yi idare edecek kapasiteyle gidersek, o Cumhurbaşkanı'nı bir daha göremezsiniz. Türkiye acilen parlamenter sisteme dönmeli. Türkiye acilen ama acilen yasama, yürütme, yargıyı adam gibi yerine koymalı. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi söz sahibi olmalı ve bu meclis kendi Cumhurbaşkanı'nı kendi seçmeli. Peki bunu hak edenler var mı? Evet var. Kendisini hiç tanımam. Seçimlerden 9 ay önce parti kurdu, %10 oy aldı. Bir kadın, Meral Akşener. Beni bu liderler arasında en çok etkileyen o. Neden? Meral Akşener sadece İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi. Parti kurduğu zaman herkes dalga geçti. Ama Meral Hanım kurdu. Kurdu. Ve de Türkiye'nin bugün biraz yaklaşmakta olduğu demokrasinin ilk adımlarını attı. Hiç kimse bunu yadsıyamaz. Bize bundan önce de bir kadın el değmişti, hatırlıyorsunuz. Başbakanlık yaptı. Avrupa'da duman olduk. Rezil kepaze olduk. Ama bu kadın başka bir kadın. Bir, yalan söylemiyor. İki, Atatürk'ün altı okunun birincisine milliyetçilik. Milliyetçilik. Bu kadın Atatürk milliyetçisi. Atatürk'ün en önem verdiği şey ne? Laik cumhuriyet. Bu kadın laik cumhuriyetçi. Atatürk'ün en çok önem verdiği şey ne? Halkçılık. Bu kadın halkçı. Konuşmalarından görüyoruz. Yalan söylemediği belli. Çünkü eliyle ağzı birbirini tutuyor. Tansu Çiller'i düşünün. Eli başka şey diyordu, ağzı başka şey diyordu. Genel kültür sıfır. Bu kadın genel kültür yüz. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışacak bir cumhurbaşkanıdır. Ve biz bunu başarırsak Avrupa'da kaybettiğimiz ivmeyi hemen ama hemen yakalarız. Hele sağlam bir başbakanla da çalışırsa o zaman Türkiye her anlamda demokrasinin her kuralına çok kısa sürede geçmiş olur. Sevgili izleyicilerimiz, bunlar bu kadar zor iş değil. Hakikaten değil. Ülkeni düşünürsen eğer, başını yastığa koyduğun zaman ben bu ülke için ne yaptım dersen,
O zaman işin içinden çıkarız. Bizde çok insan var. Çok vatansever var. Çok ülkesini dünyada temsil etmiş başarılı insanlar var. Biz bunların hepsini bir araya getirebiliriz. Getirmememiz için hiçbir neden yok. Ama öyle oldu ki Meral Akşener ortaya çıktı. FETÖ'den başladık. FETÖ'cü. PKK ile işbirliği. Seni hapse attırırım. İçeride bunun örneği var. Kadın da bir gün aldı bir valiz, geldi al dedi, attırırsanız attırın dedi. Süleyman Bey de hapse böyle gitti dedi. Adnan Menderes de böyle gitti dedi. Alparslan Türkeş de böyle gitti dedi. Varsın ben de böyle gideyim dedi. Ya bu nasıl siyaset ya? Nasıl siyaset? En yüksek makamla hukuk birbirini kucaklamış ve kadın tehdit ediliyor. Bu nasıl siyaset ya? Din, önce vicdan. Bir insanın vicdanı ve merhameti yeterli değilse o insandan hiçbir şey olmaz. Tarihte de görülmemiş daha bir şey oldu. Şimdi bütün bunları yan yana koyun. Allah aşkına ben öyle bir partili falan değilim. Ben bakarım. Kafam mı karıştı? Şu Atatürk'e bir daha bakarım. Hiçbir siyasetçinin peşinden gidecek kadar da geri zekalı değilim. Çünkü en sonunda çok özür diliyorum sizlerden. Çok siyasetçiyle konuşuyorum. Çok siyasetçiyle işli dışlı oluyorum. Benim kantar orayı tatmıyor. Benim kantar şunu takıyor. Tartıyor aynı zamanda. Atatürk'ü okudun mu? Okudun. Adam orada söylüyor ya. Dikte etmiş. Diyor ki, kısa zamanda refaha erişmek isteyen toplumlar önce hassasiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra geleceklerini kaybederler. Yani üretmeden, çalışmadan hemen zengin olurum diyorsan geçmiş olsun diyor, ayvayı yersin. Yok böyle bir şey. Bizdeki durum şuna geldi. Çarşamba günü okulu bitireyim, perşembe işe gireyim, cuma günü de şey olayım, zengin olayım. Yok ki böyle bir şey. Üretim? Sıfır. Fasulyen yok, nohutun yok, mercimeğin yok, soğanın yok, sarımsağın yok. Bu sefer diyorlar ki, bunlar olmayabilir ama beka önemli. Bunlar olmazsa beka zaten nasıl olacak? Sen her yerde bağımlıysan, silahlı kuvvetlerin bağımlıysa, halcin bağımlıysa, kendin üretmiyorsan, senin bekan nasıl olur ya? Kimin bekası bu? Neyin bekası? Niye bunları yapıyoruz? Bu kadar zor mu bunları yapmak? Sizler lütfen söyleyin bana, zor mu bu kadar bunları yapmak? Ülken için yapacağın şey hem de kendin için çalışacaksın. Türkiye tahıl ambarıydı. Türkiye'de ambarın ambar kalmadı. Uçtu bitti, kül oldu. Var ya bir anahtar nerede, kedi aldı, koyun aldı bilmem ne de öyle bir hikaye yok. Çünkü çalışmıyoruz. Hazırlamışız. Dış ticaret açığı 500 milyar dolardan fazlaya çıkmış. Amerika'ya gidelim, Amerika bize para versin. Sanki bedava verecek. Amerika sana parayı veriyor da neyin karşılığında veriyor? Hadi bakalım bana söyleyin. Bizim 18 ada Yunanlılar safına nasıl geçti? Bir adalar yürüdü mü yani? Adalar şey mi dedi? Biz buradan hareketlenelim Yunanlılara gidelim. Hayır. Peki Yunanlılar bir taş mı attı bizim toprağa da adayı aldı? Hayır. Arkadaş bana biri bunu söylesin ya. 18 ada nasıl gitti? Gitti. Nasıl? Kıta sahanlığımıza ne oldu? Oysa bizim kasus bellimiz var. Yani 6 mil, 1 milim sebep, savaş sebebi. 12 mil falan değil. 6 mil, 1 milim savaş sebebi. Yunanistan şimdi ne diyor? 18 ada diyor bizde. Bizim kıta sahanlığı büyüdü. Artık diyor 12 mil falan yok.
Nerede benim aslan hükümetim? Bundan önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu ne diyordu? Bizi sakın sınamayın. Ya sınadı seni. Suriye'de sınadı. Ne yaptın? Dostumuz Görkem Rusya'da şöyle dedi. Ya Türk kardeşim dedi. Hani ben söylemeden dedi hava sahasına uçak sokmayın. Hani soksana. Hangi uçağı sokacak? Orduyu zaten içeriden delik deşik etmişler. Yaklaşık 360 tane F-16'ın var ama 360 tane savaş pilotun yok. Bu ülkeyi kim koruyacak? İşte beka bu. Soğanı kaptırırsan, sarımsağı kaptırırsan, yiyeceği, içeceği, eti, öküzü kaptırırsan beka sorunu ortaya çıkar. Bu böyle gitmez. Böyle gittiği zaman hepimiz zarar görürüz. Hepimiz. Her yeri ayrıştırdık. Şehit cenazelerini bile. Şimdi en itibarlı şehitler 15 Temmuz şehitleri oldu. 1915 Çanakkale'yi unuttuk. Kurtuluş Savaşı'nı unuttuk. Bunlar gitti. Şimdi 15 Temmuz şehitleri en baba şehitler. 15 Temmuz'da şehit olan hem de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yakın arkadaşı Erol Bey, Allah rahmet eylesin, karısı Feryadı Figan. Bunun için mi öldü benim kocam diyor. Şimdi Türkiye'de iki muhteşem düğün yapıldı. Orada sorun yok. Biri Dubai'de, biri İstanbul'da. Biri Dubai'de, biri İstanbul'da. Lixos otellerinin sahibi FETÖ'cü olduğu ayan beyan belli, elini kolunu sallayarak geziyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Programın sonuna geliyorum. Ama yine size acı bir şey anlatacağım. Bunlar sizi şey yapmasın, onu da söyleyeyim. Ürkütmesin. Çünkü yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz şey şu. Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden dışarıdan kimse yıkamaz. Uğraştırır. Zaten bizim için söylenen zoru başarmak, imkansızı başarmak bizim için sadece biraz vakit alıyor. Kurtuluş Savaşı. Biraz vakit alıyor, biraz. Sonunda bu millet her şeyi yapıyor. Öyle bu millet oy kullanmayı bilmiyor filan lafları da yalan. Bunlara da itibar etmeyin. Niye yalan? Şundan dolayı. 1915'te Çanakkale'de olan milletle 2019'da Türkiye'de olan millet arasında hiçbir fark yok. İş yeter ki o kadar zora gelmesin. Çok konuştum. Nereye geldim? Ha? Şimdi 15 Temmuz şehitleri şahane şehit oldu, öbür şehitler unuttu. Atatürk hayatı boyunca dine saygılı olmuş, hiç kimsenin dini görüşlerine karışmamış ve dinin herkes tarafından doğru öğrenilmesi için Kur'an-ı Kerim'i saf Türkçe ile o zamana göre yazmayı başarmış bir lider. Neden? Çünkü dincilerin elinden o kozu almak istiyor. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim'i okuyan yok. Mucize bir kitap. Ama okuyan yok. Kulaktan dolma. Hepimiz kulaktan dolma dinle gidiyoruz. Çoğumuz kulaktan dolma Atatürkçülükle gidiyoruz. İşte bu kulaktan dolmacılar kendi aralarında şey yapıyorlar, kavga ediyorlar. Biz de bunları seyrediyoruz. Ama bunların kavgalarından herkes bir ekonomik pay kazanıyor. İslamcı da Atatürkçü de. Ekonomik bir pay kazanıyor. Tekrar edelim bir daha. İslamcı üç şeyi çok iyi bilir. Bir, her koşulda şahane ağlar. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama hemen gözlerinden yaş gelir. İki, İslamcı inanılmaz iftiracıdır, yalancıdır. Her şeyi yapar. Üç, başı sıkıştığı zaman ondan daha çabuk kaybolan bir grup yoktur.
Şimdi Türkiye'deki İslami cemaatler bir tane değil ki. Pedocusu var, Nakşibendisi var, Süleymancısı var, Kadirici var. Şimdi koyu tasavvuf, koyu bir din anlayışının olduğu Suudi Arabistan'da bunlar yok. Niye? Allah'a şirk koşmaktan kelleyi verirler. Ama burada yaparlar. Suudi Arabistan'da yok bu. Suudi Arabistan'ın İslam anlayışıyla İran'ın İslam anlayışı neredeyse 180 derece zıttır. Biz bunların hiçbirine benzemeyiz. 52 tane Müslüman ülke var. Onlar birbirlerine az veya çok benzerler ama biz benzemeyiz. Son lafım şu. Buraya herkesin dikkat buyurmasını rica ediyorum. Vatan nasıl sağ olur? Biz Türkler bilinen 16 tane devlet kurmuşuz. 16 devlet. 16.sı Türkiye Cumhuriyeti. Yani bizden önce Büyük Selçuklu İmparatorluğu, ondan önce Uygurlar, ondan önce Göktürkler, şimdi Osmanlı İmparatorluğu ve biz. Biz vatanımız için ölmeyi bilen bir topluluğuz. Ama Uygurlar da vatanı için ölüyordu. Göktürkler de, Büyük Selçuklu da, Osmanlı da. Ne oldular? Baktılar. Ölmeyi bildiğimiz halde o devletleri ayakta tutamadık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti. İlelebet payidar kalacaktır dediği Atatürk'ün. Ölmek sorun değil. Yaşarken vatana sahip olacağız, yaşarken. Bunun için de önce Atatürk'e ihtiyacımız var. Önümüzde ışık. Ondan sonra cesaretimize ve bilgimize ihtiyacımız var. Önümüzdeki programlarda dilim döndüğü kadar sizlere bunları anlatacağım. Hepinize güzel bir gün dilerim.